Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Biliyorsunuz ki ben normalde abone moda çok fazla almayı seven bir insan değilim. Ama çok sıkışırsak bu sene alacağız. Yoksa 5 liraya göndermiş. Abla 2,5-3 yıldır RP izliyorum ama hiç yapmadım. E-spor'a girebilir miyim? Başvuru yapsam, seviyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Donate'im kaçtı abla demiş. 3 TL daha göndermiş. Okudum canım. Yani başvuru yap. Alertler patladı. Yani şansını dene, açıldığı zaman bilemiyorum. Niye özlendi? Evet, ben de çok fazla özledim. Çok fazla da unuttum. Çok darlanırsak şey yapacağız. Abone moduna alırım. Bilginiz olsun. Sonra götü kalktı da abone moduna alıyor demeyin. Lütfen, rica edeceğim. Dervor Prime'le abone olmuş. Dur lan, Alp ne diyor? Ben kaçırdım ya. Toksiklenmek istemiyorum. Biraz böyle takılalım yani. Biraz gidelim böyle. Bir tık böyle ilerleyelim bence. Bir sıkıntı yok. Şimdi bizim 3 tane şey, bu kim lan? Aka diyecektim ya. Aka diyecektim. Hayır ya. Hayır. Oğlum ismi neydi? İsmi neydi? Alp ne yazıyor? Kaçırıyorum. Murat Deniz bu arada 4. ayını kutlamış. 4 ay olmuş. Kalp atmış. Çok teşekkür ederim. Alp ne yazıyor ya? Efecan. Abi çocuk bu arada, dur ya. Daha yeni girmiş. Muhtemelen toparlansın. Şimdi bizim 3 tane motelimiz var, tamam mı? Motellerden bir tanesi şurada. Bir tanesi Mango'da. Bir tanesi de çok yüksek katlı bir şey var ya. Ne derler ona? Motel var. Bir tanesi de orada. Vieira 3. ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim. Şimdi dün Mango Motel'deki odalarımızdan oyunculardan bir tanesinden Talip geldi. Dedi ki ben Mango Otel'i almak istiyorum dedi. Biz de şeyle konuşuyorduk işte. Rolde Saru ile konuşuyorduk. Saru da dedi ki sat gitsin dedi. Mango satışı yapacağım bu arada. Şimdi öncelikle numaramı aklınızda tutun. Tut 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 tut. 818-912. Tamam mı? Verdim gittiye girdik. Gökten taksi. Hemen şöyle yapıyoruz. Ulan nasıl kullanılıyor lan bu? Bu değil. Bu nasıl kullanılıyor lan? Nasıl kullanacağım ben bunu? Aa. Hayır, ilanım yok. Nasıl kullanacağım söyleyin. Sağ üstte. Şu mu? Ha? Dur. Fotoğraf çek. Tamam, siz çok iyisiniz. Gerçekten mükemmelsiniz. Şak. Tamam, fotoğrafı ne yapacağız? Ha, ileri. Başlık. Pink taksi. Pink taksi. Gökten taksi. Numarayı söyleyin, numarayı söyleyin. Sekiz yüz 18 912. Doğru mu? Yapıştır. Gitti mi? Tamam, çok iyi abi. Ararlarsa gideriz. Ha, numaraya gerek yoktu.
Doğru. Olsun ya. Alışacağız arkadaşlar. Benim taksi bu mu bu arada? Bakayım. Evet bu. Şimdi Mango Oteli ne diyorsunuz? Mango Oteli bir okutalım. Dur bak, bir tane çocuk vardı dün. Şuydu galiba. Bunu bir arayalım bakalım burada mı? Telefon sesi çok az geliyor ya. Alo. Alo. Buyurun. Merhabalar, Mia ben. Merhabalar, hanımefendi buyurun. Dün konuşmuştuk. Motel arıyordunuz. Hala arıyor musunuz? Oda daha doğrusu. Mango Motel'de mi acaba hanımefendi? Evet. Yani arıyorum aslında ama şimdi biliyorsunuz biraz maddi durumu kötü, şehre geldim de nasıl bir fiyat biçtiğiniz önemli benim için. Siz kaç para veriyorsunuz? Siz ne kadar düşünüyorsunuz? Önce ben sizden fiyat duyayım, ona göre düşüneceğim. Yani. Siz buradan sonra nereye taşınmayı planlıyorsunuz? Buradan sonra nereye taşımayı planlıyorum bilmiyorum. Karar vermedim. Seltova mı? Genelde herkes oraya şey yapıyor, daha ucuz olduğu için. Mango Bilmiyorum. Motel'e göre. Ya böyle bir aslında hani böyle 3000'e ve anlaşsak aramızda güzel olur aslında. 3000. Yok. Şimdi biliyorsunuz ki oranın piyasası çok değerli. Yani buranın daha piyasası yok henüz hanımefendi, bildiğim kadarıyla. Var var, çok fazla şey teklif ediyorlar. Almak istiyorlar. He. Hı. Ya ben oturacağım için çok şey değil. Siz aklınızdaki fiyat nedir? Çok şey yapmaya gerek yok. Onu ben tekrar bir düşüneyim o zaman. Sizden fiyat öğrenmek için aramıştım. Sizi tekrar Okey. ararım, olur mu? Tamam, Ayaz ben bu arada. Tekrardan memnun oldum ya ben de. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 10K kardeşim bu arada. Mia sesi cici. Hemen anlatıyorum. Mia sesi neden cici? O ince sesi artık çıkartamıyorum arkadaşlar. Bir tık daha sesi büyütmeye çalışıyorum. Oturtmaya çalışıyorum. 8 aydır yapmıyoruz. Çok normal. Hiç şey yapmayın. Takılmayın bu tarz şeylere. Lan Mia. Mia Altan? sesi gelecek. Gel 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 kenara gel. Hemen müşteriyi yollayıp gidiyorum. Müşteri var da müşteri. Ha. Numara vereceğim sana. Nereye gideceğim? Bilmiyorum ki. Oo, ben bunların hepsini söyleyeyim sana, yaz. Deme, evet dinliyorum. Alo, gökten taksi buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Not alın abi. Hanımefendi, sesinizi alamıyorum. İyi günler diliyorum. Aa, müşteri arıyor Altan. Dur bakayım. Tamam, ben gidiyorum, devam ediyorum. Haydi. Mia bir ara... Ya neyse, buralarda dur da hani müşteri Merhaba. paslayalım. Anlaştık. Alo. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Müsaitliğiniz var mıdır acaba? Tabii ki, nereye geleceğim acaba? Bu polis karakolunun hemen yanında bir kıyafet mağazası var. Biliyorum. Orada ben bekliyorum sizleri. Pekala, hemen geliyorum. Tamamdır, çok teşekkürler. Ya bizim telsiz falan almamız lazım ya. Ben sevdim taksi olayını ha. Bunun meslek falan da yapmamız lazım. Bizim taksicilikle dönmeyecek. Telsiz şart ya. Karakolun oraya gidiyorum. Anlaşıldı tam. Buyurun. Merhaba, sizi çağırdım değil mi? Evet, ben. Tamamdır. Nereye götüreceğim acaba?
Bu kasaba tarafında bir balıkçı yeri vardı, böyle göl gibi. Çok keyifli bir mekandı, oraya. Hemen. Alo. Taksim'e. Aa, yüzüme kapattı. Alo. Aa, geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Ha. Taksim'e. Evet, taksi buyurun. Ben alabilir misiniz? Bir müşterim var şu an, kasabaya götüreceğim ama. Ne zaman gidersiniz? Yani kasabaya çalışıyorum. Şimdi gidiyorum. Siz nereye gidecektiniz acaba? Ben market alttayım, şehire gideceğim. Şehre. O zaman dönüşte sizi arayayım, olur mu? Olur. Görüşmek üzere. Siz balık tutmaya gidecektiniz. Evet, bugün keyifli bir gün. Harika gözüküyor gün. Bir balık tutalım dedik. Pekala. Telefon Siz çalıyor, de kusura geçen gün bakmayın. de... Çok Tamam, çok hiç özür problem değil. dilerim. Hiç problem değil. Alo. Alo, merhaba. Merhabalar, buyurun. Bu elektronik marketin önüne taksi lazım da. Şimdi bir müşteri aldım. Kasabaya doğru gidiyorum ama. Tamam. Ondan sonra şehre geri döneceğim. Tamam, siz şehirde dönünce ararsınız olmazsa beni. Anlaşıldı, tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Oğlum yetişmiyor. Ha, kusura bakmayın, buyurun. Ya olur mu, hiç problem değil. Siz de geçen gün de görüşmüştük, taksideydiniz. Evet, Adınızı almadım. Mia Bayan Mia, çok memnun oldum. Akın Bolatlı ben de. ismim. Bayan. Ben çok memnun oldum, Akın Bey. Siz kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? Oo, çok uzun yıllardır. Doğduğumdan beri taksiciyim ben. Çok iyiymiş, Evet. harika. Siz ne iş yapıyordunuz? Ben buraya bir vakıf kurmayı planlıyorum. Aa. Takdir edersiniz ki şehrin ekonomik durumu ortada. Hiç Bu hatırlatmayın. problemle alakalı, bu problemle alakalı bir yapılandırma yapmayı planlıyorum. Çok güzel. Tam olarak ne yapacaksınız? Dışarıda kalan insanlar, dışarıda kalan hayvanlar, yani yardıma muhtaç hayvanlar için bir çalışma yapacağız. Bu Vaa. konuda Rusya'da ciddi bağlantılarımız var. Rusya'daki ekibimle Rusya mı? beraber, evet, Rusya'daki ekibimle... Ne oldu, neden şaşırdınız? Yo, hiç öyle, Rusya. Severiz Rusya'yı. Anladım. Moskova'da yaklaşık bir yıl bulunmuştum, oradan tanıdığım arkadaşlarımla beraber. Keza buraya güzel bir yapılanma yapacağız. Onun için çalışacağız bakalım. Anladım. Sizler şehrin nabzını daha iyi tutarsınız, taksicisiniz. Sizce nasıl ilerliyor? Onu da sormak isterim size. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben çok uzun yıllardır burada yaşıyorum. Duymuşsunuzdur olan olayları. Evet. Toparlanmaya çalışıyoruz. Ya çok geçmiş olsun. Biz de büyük Amerika Atlanta'dan ben buraya geldim. Çok büyük bir üzüntüyle geldim. Umarım elimizden gelen bütün yardım fonu Los Santos şehrine harcamayı planlıyoruz. Çok sevindim. Siz şimdi Rusya ile tam olarak Rus değilsiniz herhalde, değil mi? Yok, hayır, ben Rus değilim. Ben Türk'üm. İstanbul Kadıköy'de doğdum. Oradan international birçok ülkede bulundum. Oradan da en sonunda Amerika Atlanta'da yaklaşık 10 yıl bulunduktan sonra Los Santos'a geldim. Daha yeni geldim, bir hafta oldu. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica Çok ederim. tatlı bir şehriniz var. Öyledir. Aşırı tatlıdır. İnsanların birlikte olması benim çok hoşuma gitti. İnsanlar bir arada, bence muazzam bir şey. Gerçekten de her ülkede böyle bir kaynaşma yok. Kesinlikle katılıyorum. Şehrimizin insanları çok sıcakkanlıdır. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, biz şehir olarak Rusları çok severiz. Öyle mi? Çok güzel, çok sevindim. Bayılırız. Oğlum. Şimdi ben sizi yolun başında indireceğim. Evet, orası toprak, oraya Evet. girmemenizi öneririm. Evet. Şurada indirsem sıkıntı olmaz herhalde, değil mi? Hiç problem değil. Bana IBAN numaranızı verirseniz ben size ücretini takdim ederim. Hemen bir telefonla konuşayım. Tabii ki de. Alo. Merhaba. Merhabalar, buyurun. Taksi var mı? Sümeyye sen misin? Evet. Mia, Sen taksici mi ben Mia. Sorma. Dur, müşteri var. Hemen kapatayım, hadi. Ben kasabadayım. Sen oldun? neredesin?
Ben otel Sibüsel'de o muydu neydi orada yemeğe. Ha dur şehre döneceğim. Şehre dönünce arayayım seni. Ay tamam bekliyorum o zaman. Hadi öptüm. Bay bay. Bay bay. Hemen söylüyorum numaramı. Evet. Bu arada 160 dolar verseniz yeterli. Ücrete baktığımda 170'e tekabül ediyor. Problem değil bunlar. Pekala 42,77. Bayan Mia, ben sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Paranızı da gönderdim. Kontrol edebilirsiniz Hemen hesabınızı. kontrol ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay, görüşürüz. Şöyle kapıyı da kapatalım. İyi Çok günler. naziksiniz. İyi günler. Ya. Bu arada arkadaşlar bitleri bağışları falan kaçırıyor olabilirim. Ne olur kusura bakmayın. Şimdi market 6 mı demişti abi? Çok karıştı. Oğlum, taksicilik ne kadar zormuş lan. Bir dakika, market 6 neresi? Bir dakika. 5. 6 nere lan? Kasaba tarafında dedi. Öy. Burası mı? Adamı arada kaç tane numara şey yaptı aradı beni. Ben nereden bileceğim? Hangisi? Şu. Aradığınız kişiye Aradığınız kişi şu an hoşlanmıyor. aradığınız kişiye Abi çok sinirim bozucu. Gerçekten çok sinirim bozuldu. aradığınız kişiye Aradığınız kişi şu an hoşlanmıyor. aradığınız kişiye Ay İbiş aradım yanlışlıkla. Alo. Ertettim, uzun mu sürecek işin? Yani şu... Efendim? Aa, geliyor mu Aradığınız sesim? kişiye. Ay geliyor geliyor. Ha, yani daha kasabadayım. Bu taraftan bir müşteri getireceğim şimdi. Uzun sürebilir. Sen buldun mu başka Ben başka... taksi? Hayır bulamadım da ondan aradım tekrar. Ha, senin işin acilse ara ara. Hayır tamam birazcık arayayım sonra bekleyeyim o madde. Tamam, öptüm, bay bay. Bay bay bay. Aradığınız Alo. kişiye Alo. Efendim. Siz taksi aramış mıydınız? Evet, taksi aradım. 6 mıydı market? Bir saniye. 18. Siz şehirde misiniz? Şehir dışındayım. Şehir dışındasınız. Market 18 mi dediniz? Evet. Benim telefonuma konum atma ihtimaliniz var mı acaba? Tamam, hemen gönderiyorum o zaman. Çok teşekkür ederim, bekliyorum. Tamam. Oğlum telefonuma ne oldu? Abi ben kime gideceğim ben şimdi? Bir dakika, benim kafam karıştı. Şu. Oğlum nerede lan bu? Okey, tamam. Geldik devam. Alo. Efendim, efendim. Aa, Mia sen misin? Evet. İyi, müşterin var mı şu an senin? Şimdi kasabadan müşteri almaya gidiyorum. Kasabadan. Allah Evet. göstersin. Yok, balıktaydım. Balıktan dönerken bir müşteri daha buldum. Rahat. Evet. Tamamdır, iyiymiş. Kolay gelsin o zaman sana. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Oğlum Muko'ya Allah sabır versin. Bu ne lan? Gerçekten çok aşırı. 5 müşteri bekliyor. Ben nasıl yetişeceğim? Şimdi bir dakika. Buradan gideceğim. Şurası toprak yol. Buraya girmemem lazım. Burada nasıl gidilir oraya ya? Dur bir dakika. Bir şeyler yapacağız.
Oğlum çok gerildim lan. Taksicilik gerçekten çok zormuş. Şuradan bir benzin alalım. Bizim Altan'la numara alışverişi yapmamız lazım. Muko herhalde uyuyor. Bir Altan'la numara alışverişi yapıp paslaşmamız lazım. Hatta bizim parayı bulup şey almamız lazım. Neydi onun adı? Telsiz almamız lazım. Ya ben çok fazla hakim değilim. Taksi, yani müşteriye giderken açılır mı taksi hiç bilmiyorum ki. Taksicilik bizde abla. Bitler için teşekkür ederim. Abonelikler geliyor. Abonelikler için teşekkür ederim. Kesenize bereket arkadaşlar. Miko'ya abi adam saatlerce taksi... Alo. Ya, ne yapıyorsun? Eylül, taksicilik yapıyorum, çok yoğun. Tamam, şey, müşterim var mı şu an? Sana müşteri şey edecektik. Var var, şimdi şöyle, kasabaya ben müşteri getirdim balığa. Buradan dönerken tamam. Bir müşteri daha alacağım, şehre geleceğim. Ondan sonra bekleyen 5 müşteri daha var. Tamam, eğer Sertab'ı üzerine düşerse yolun orada da bir müşteri var, onu da al. Sümeyye mi? Bilmiyorum. Sümeyye mi? Aradı beni de. O galiba diyor Altan. İsminden tanımadım diyor. Tuzaklı soruları geçiyor. Hmm. Geçemiyor. Görse tanırmış. O zaman şöyle söyleyeceğim. Müşterileri bir bitirelim de bir balık malık bir şey yapalım be. Tamam, onu ben bir konuşayım Altan'la söyleyeyim. Tamam, biraz şöyle dinleneceğin zaman haber verin. Tamam, hadi. Hadi görüşürüz. Tuzaklı sorular. La polis ne alaka? Müşteri bitmez ya. Ya toprak yola girersek yanarız bu arada. Net yanarız. Mahvoluruz. Ya ney? Telefona müzik yükleyelim. Hangi müzik çalsın biz aradıklarında? Siz söyleyin. Oh. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Bize taksi lazım da. Neredesiniz acaba? Motel önündeyiz şu anda. Ben şu an kasabadan bir tane müşteri alıp şehre doğru geleceğim. Eğer hala ihtiyacınız olursa zaten motele geleceğim muhtemelen. Tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada asla mouse telefon kullanmaya alışamadım. Bizim telifsiz müzik bulmamız lazım arkadaşlar. Bu yollar müziksiz gitmez. Oğlum adam burada ne yapıyor lan? Niye buraya gelmiş ki? Oğlum gas masf etmezler değil mi lan? Etmezler herhalde. Tahmin ediyorum. Ne bilmiyorum ama yasak mı değil mi? Kim bak bu? Hangisiyim bu? Parlıyorum. Onların rengi flu. Kiklak bu. Makine içi dolu. Ben sesimi ne yapacağım ya? Yok mu böyle lap diye konuşayım mı? Öyle benmişim gibi. Merhaba. Abone modu nasıl sevdiniz mi ha?
Hayır, 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 hayır! Şu anki konuştuğum ses tonu, yani Mia'ya konuştuğum mu? Yoksa kendi Fulya olan mı? Hey, 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 hey! Alo? Alo? Alo, alo? 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 Sesim dönmedi. Ablacığım ne yapıyorsun ya? Alo? İyi günler, merhaba. İyi günler, buyurun. Motel Mango'ya bir taksi rica edebilir miyim? Şu an bir müşteri aldım kasaba tarafından. Motele doğru getiriyorum. Hala ihtiyacınız olursa oradan alırım sizi, olur mu? Tamamdır, ben bekliyorum o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba, iyi günler. Merhabalar. Şehirdeki odun fabrikasına gideceğim. Peki size zahmet olmazsa GPS'den işaretleyebilir misiniz? Tabii. Bak şu an geliyor. Bir de bir balık tutulan bir yer varmış. Bir iskele varmış, biliyor musunuz yerini? Evet biliyorum, çok iyi biliyorum, oradan geliyorum. Oradan sonra beni oraya bırakmanız mümkün mü? Şimdi önce şey mi yapacaksınız? Odun fabrikasına gideceksiniz. Hı hı. Çalışacak mısınız orada? Yok, hayır. Yani 2 saniye bir işim var orada, ondan sonra çıkacağım. Olur, götürürüm. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Mia bu arada. Benim ismim Jack. Jack, memnun oldum. Ben de memnun oldum. ben mi çarpacağım gibi? Camı biraz açmamda sorun var mı? Hiçbir sıkıntı yok, açabilirsiniz. Ama lütfen sigara içmeyin takside. Yok. Oduncu musunuz? Şimdilik evet. Normalde? Motor tutkunum. Vav. Wow. Motorları seviyor musunuz? Severim. Hangi tarz seviyorsunuz siz? Ben daha çok chopper. Aa yok, ben şey seviyorum, bu racingler oluyor ya. Onları seviyorum. Hız işi diyorsun. Evet evet, kesinlikle hıza bayılırım. Hızdan çok böyle rüzgarı hissetmek daha çok hoşuma gidiyor. Arabanın camına şu kafanızı çıkarınca da aynısı oluyor. Pardon. Neden, ne oldu? Alo. Evet. Tamam, sen neredeki nal buradasın? Bir konum gönder. Ben bakacağım. Tamam, pardon. Pardon, telefon çaldı. Hiç sıkıntı değil. Doğru söylüyorsunuz ama arabada aynı hissiyatı vermez. Ama çapır yavaş gidiyor. Çapır yavaş gidiyor ama şöyle düşün, arabanın içindesiniz yani. Camdan kafa çıkartınca aynı. Bak çıkart ama kafanı. Öyle, ama öyle kendimi köpek gibi hissettim ya. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ne bileyim yani. Dilimi de dışarı çıkartayım falan. Yok yok, ben öyle demek istemedim, özür dilerim. Yok yok ya, hayır yani sanki hissiyatifi öyle oldu gibi. Ha, onu anladım. Söylemek istiyorum. Bak bir gün gerçekten bir çapıra binip o titreşimi hissetmen lazım, o rüzgarı hissetmen lazım yani. Titreşim? Daha önce bindim hissettim, benim arkadaşlarım var. Nasıl? Hoş değil mi? Yani arabayla kafanı camdan çıkarmaktan daha iyi değil mi? Yani titreşim olayı bilmiyorum. Böyle şey daha iyi gibi. Yani racing. Ama zevk meselesi tabii ki. Tabii zevk ver, renk ver. Kesinlikle, burası herhalde değil mi? Ha, ilerisi. Bir sonraki, evet. Titreşimi niye hissediyorum ya? Buyurun, bekliyorum. Taksimetreyi durdurdum. Tamam. Ödemesini yapayım mı? Yo, devam etmeyecek miyiz? Tamam. Geliyorum hemen. Bekliyorum. Şimdi balığa mı gidiyoruz? Balıktan önce nal buradan bir arkadaşı da alabilir miyiz? GPS kullanırsanız. Tamam. Ben tahmin ediyorum hangisi oldu ama. Bakacağım hemen.
Şöyle onu da işaretlemiş olayım. Pekala. Arkadaşınız da mı motorcu? Evet. Siz titreşim seviyorsunuz demek ki. Evet. Selamlar. Yani gel. Motor işi farklı bir iş. Evet evet, çok farklı bir tutku. Dediğim gibi arkadaşlarım var benim motorcu. Onlar da mı çapır kullanıyor yoksa? Çapır kullanıyorlar. Rezi. Allah orada bir tane oğlum baya. Kaç para kazandığımızı bir not alsanız ya. Merak ediyorum. Bugün güzel ama ya hava. Serin evet, serin esiyor. Baya iyi. Ha şey. İlerideki arkadaş. Evet. Peki. Archie atlı Archie. Ha atlayayım. Tamamdır. Şimdi 170 balık alır. Hemen tutmaya gireriz. Oltanız vesaire var mı? Yok ama orada bir arkadaşımız bizi bekliyor. Herhangi bir şey söylemedi alın diye ama bilmiyorum. Bir arayıp sorayım mı? Yok, orada var herhalde market. Tamam o zaman. Şimdi ilk müşteriden 170 aldık. Archie ne yaptın Archie? Ne yapayım işte? Kalktım ancak bir nalbura kadar gidebildim. Öyle yani. Günaydın. Günaydın, günaydın. Oğlum, dün ben 60 dolar tuttu, 1100 ben dolar de falan bir verdiler. Taksi. Evet, evet, her zaman şeyde arayabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu arada Mia ile tanıştık. Mia da racing seviyormuş. Evet, çok severim. Motorlarda. Harç. Homosiklet mi? Yani. Efendim? He. Anlamadım. Yok, bir şey demem. Harç pek racing sevmez de. Yani çok da homo kendisi olmuyor aslında. Sonuçta titreşim yok o motorda. Yok, titreşiminden değil ya. Yani bilmiyorum. Beyefendi titreşim oluyor dedir şeylerde, çapırlarda da. Niye racing homo oldu onu anlamadım. Aşı niye böyle bir şey söyledin? Biz racing motorlara homosiklet deriz ya. Anladım. Bu biraz tutkundan çok fanatik. Ondan böyle yapıyor. Fanatiklik kötü bir şeydir. Evet, çok kötü. Fanatik bu ya. Kimse kusursuz değildir herhalde ya. Yani evet, evet ama... Ben az önce telefonda sizinle konuştum galiba. Olabilir. Diğer arkadaş çok takmayınca sizi biraz terslemiş gibi oldum ya. Yo, tersediniz mi anlamadım. Ya artık lazım değil taksi falan dedim de biraz sert de bir şey olabilirim belki. Ha. Yo, neden hiç, seni kusurlar hiç, hiç alınmadım. İyi. Arkadaşlar. Senin neden kusurlar artıyor Archie? Abone olanlara çok teşekkür ederim. Bir şey yapamadım yani, okuyamıyorum. Ben de bilmiyorum. Yan ekrana baktığım anda sabah patlarız. Sabah sersemliğiyle biraz gergin uyandım herhalde ya. Herhalde. Şehir komple gergin. Öyle mi? Evet. Tüh ya. Yaşanan olaylar vesaire falan filan. Tabii canım. Yani gerginliğinizi yadırgamaz kimse, merak etmeyin. Yalnız ben sizi balığın önüne kadar tam götüremeyeceğim, bilginiz olsun. Toprak yola giremiyorum arabayla, lastikler kabak da. Sıkıntı yok. Yürürüz oradan biz aşağı doğru, yukarı doğru artık nasılsa olsun. Alıştık zaten yürü yürü. Hem temiz hava mis. Mesela dün biz bir tane müşteri aldık. Hı hı. Kasabadaki motele götürüyorduk. Daha havası alsın dedik müşteri. Park ettik arabayı sağa. 10 kilometre yürüdük. Telefonum çalıyor. Çok pardon. Sıkıntı yok. Alo. Alo. Geliyoruz Niko. Yoldayız. Bir müşteri var da. Müsaitsen yönlenebilir misin? Yolda her şey yolunda. Archie'yi de alalım. Nerede abi acaba? Konum atıyorum sana. Ben şimdi oldu şeydeyim ama kasabadayım. Tamam. Sen bu tornavidayı tamam niye aldırdın görüşürüz bana? Ya sen tornavida lazım olur şimdi, olta molta belki sararsa. Anladım. Çok 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 soru iyi değil Archie. Tabi tabi. Beni hiç anlamadı. Tornavida. Ben
Ben şeye gidecektim ya. Biraz odun kesecektim. Sen beni hemen şeye getirdin. Balıkçılığa getirdin. Pres aradı Arçi. He anladım tamam. İstersen söyleyeyim Arçi. İllegal sokaklar. Acaba ne yapacaksınız? Sizin ek iş mi taksicilik yoksa? Evet evet ek iş. Normalde bir şey yapmıyorum. Normalde kazandırıyor mu ya? Bir şey söyleyeyim mi? Kazandığımdan fazlasını benzine veriyorum. Haa. Evet. Normalde meslek ne? Normalde bir şey yapmıyorum. Ha çok iyi. Neyin evet. Ek işi o zaman? Neyin? İşte ek iş. Normalde bir şey yapmadığımın ek işi. Evet. Biz geldik galiba. Evet. 354 dolar. 350 dolar verseniz yeterli. Sen ödüyormuşsun Jack onu ya. Öyle bilgi geldi. Nick adam. Şöyle uzatayım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Şey ben hackerım normalde. Ama ek iş olarak taksicilik yapıyorum. Şunu bir kaldırayım. Arkadaşlar izninizle kafamdaki şap bir dakika ya şapkayı çıkartacağım ben. Darlandım. Boş zamanlarımda araba parçalıyorum. Evet nasıl gidiyor? Evet şimdi hangisi gidecek? Ben şu an şehre dönüyorum arkadaşlar. Bir şehre dönelim. Motelin oraya gidelim. Şimdi 170 artı... Onusunun... 170 artı 360 dolar aldık. Nasılız? Çok kısa, çok kısa bir plebler açabilir misiniz? Bir bakmak istiyorum. Bomba değil ya, şeyler düşüyor herhalde. Çok kısa açar mısınız? Ne durumdayız? Selamlar, selamlar, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? İyi vakit geçiriyor musunuz? Özleşmiş miyiz? Öncelikle onu sorayım. Öncelikle özleştik mi? Çok iyi. Süper. Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Sarıyor. Şimdi motel önüne falan gidelim daha fazla sarar. Full screenciler. Full screenciler her zaman kalptir bu arada. Aa mesela açlıktan ölecek. Aa açlıktan öleceğim. Evet evet. Bu arada Mido komutları çalışıyor mu? Bir saniye. Çalışmıyor. Ya müzik şart. Evet müzik şart. Telifsiz müzik bulmamız lazım. Çok hazırsız girdim. Yani lap diye girdim. Hiç müzik ayarlamadım. Saru... Nerede? Abi... Turkan çok geç yattı ya. Saat 8-9 sabah yattığında. Akşam gelir herhalde. Allah kahretmesin. Hayır. Öyle... Yo. Yo. Hayır ya. Hayır. Slashmi arabayı yavaşça ittirmeye başlar. Bu ayarlanabilir bir şey galiba ya. Alo. Alo merhabalar Bayan Mia. Müsaitliğiniz var mıdır acaba? Şehre gelmek istiyorum da. Aa şey balıkta ya mısınız? Da... Evet. Beklerseniz hemen gelirim. Pekala ben beni bıraktığınız yerde bekliyorum. Akın Bolatlı ben. Pekala Akın Bey hemen geliyorum. Tamamdır, teşekkürler. Lan Türk 5 dakika önce... Arabanın benzini de yok. Bayan. Boom. Merhabalar, ben
Ben ne almak istiyorum? Ekmek. Ekmek, şarap, sen ve ben. Bir de su alayım. Ben 5 tane ekmek yerim bu arada. 5 tane de su içerim. Satın al. Aldık mı? Ooh, no. Give. Lan çantayı nasıl takıyorduk? Hatırlamıyorum. Bir dakika. Çanta kullan değil miydi? Ha. Ha, bu ulan dün. Bekleyin bakayım ben. Kaç tane motel odası? Çok tane motel odası tuttum. Çok. Yo yo, ben oduncu değilim. Dün bir şey yaptık da test. Yardımcı oldum. Odunculuk yapmıyorum normalde. 6 6 satın al. Normalde emote ile yapıyoruz bunları ama ve lakin. Kontak açma parası ya, ne bileyim. Saru nerede Saru? Saru taksi durağında uyuyor. En son orada şey oldu. Çıktı. Hadi gidelim. Mia'nın oruç gitti. Evet. Arkadaşlar tekerim patlıyor. Arkadaşlar tekerim patlıyor. Ben bu sesi biliyorum. Ben bu sesi biliyorum. Bu ses. Teker patlayacak sesi. O yüzden karşıya geçemiyorum şuradan, topraktan. Yaptığım işe bak ya. Yaptığım işe bak. Ters yoldan gidiyorum. Ha. Dur bakayım. Şöyle geçtik. Karşıya geçersem ölürüm. Karşıya geçersem ölürüm. Tırtıklı yol kenarından mı geliyor ses? Umarım öyledir. O ayarlanabilir bir şey diye biliyorum ya. Ayarlanır herhalde. Şimdi normalde biliyorsunuz biz buraya gelirken bu yolu kullanmıyoruz. Kısa yoldan geçiyoruz ama yol komple toprak olduğu için oraya giremiyoruz. Ha, biz taksici olduğumuz için dur, yanlış yer. Ha. Aslında bizim işimize geliyor uzun yol. Bunlar ufak ufak şeyler ya, ayarlanır. Ya ben telifli müzik, telifsiz müzik var mı ya? Telifsiz müzik lazım bize. Ya müşteriye giderken açmak lazım aslında da onun tam triklerini bilmiyorum ya. Onu şeyden öğrenmek lazım. Muko'dan öğrenmek lazım. Kızılyol adam mı yok? Başka... Ha. Buyurun. Tekrardan merhaba. Merhabalar, buyurun. Şimdi nereye acaba? Şehirde bir tane lokanta varmış. Oraya gitmek istiyorum. Bu balıklarla alakalı görüşebileceğim bir yer. Hemen ilgileniyorum.
Nasıl geçti? Balık var mı? Çok keyifliydi. Stres attım. Ama ben balığı tutup almak yerine suya tekrar atma taraftarıyım biraz. Benim tutmakla alakalı bir hobim var. Gerçekten de çok keyifliydi bu güzel günde. Restoranda ne yapacağız? Nasıl? Balık restoranda ne yapacağız? Balık bir konuşmak istiyorum orayla. Bir bakmak istiyorum. Anladım. Siz bayağı hayvan dostusunuz. Tabii ki de. Bunun için çabalıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii ki de, buyurun. Et yiyebiliyor musunuz? Et yerim, evet, et yerim. Gereken proteinimi alırım gündelik yaşantımda. Ha, şey değil yani, böyle hayvan ete karşı değilsiniz. Vegan değilim veyahut da hayvanların kesilmesinden, yani gerekli hayvanların kesilmesine de karşı değilim. Anladım. Arkadaşlar, karakterler hakkında lütfen. Siz sever misiniz et? Bayılırım. Evet, keyifli oluyor. Daha önce bir laf duymuştum, et... Neyse, o kötü bir şeydi galiba. Doğrudur, ben duymadım öyle bir laf. Yani benim çok fazla Türk arkadaşım var, onlardan duymuştum. Ben de Türk'üm. Ama biliyorsanız devamını getirebilirsiniz. Yok, bir kere söyledim de kızlar söyleme her yerde dediler. Anladım, pekala o zaman. Ya aptal bir laf vardı, iyice saçmalayacaktım ya, iyi ki demedim. Ya o laf hatırlamayın ya. Günleriniz nasıl geçiyor başka şehirde? Ya inanın şöyle söyleyeyim, sabah kalktım, kafemi yaptım, daha sonrasında kruvasanımı yedim, sporumu yaptım ve sizle gelip tanıştım. Balık tutmaya geldim. Şimdi de geri dönüyorum. Şu an çok keyifli. Zaten mükemmel. Muazzam. Güneşli bir güne uyandık. Şu an çok enerjik hissediyorum zaten kendimi. Muazzam yani. Hani her şey çok güzel gidiyor. Sizin nasıl? Benim mükemmel. Uyandım. Kahvemi bile içmeden işe çıktım. Öyle mi? Bir kahve içmenizi öneririm. Yani siz de sinirli ve stresli bir iş yapıyorsunuz. Direksiyon sağlıyorsunuz. Şahsi önerim. Enerjik olursunuz. Kesinlikle. Ama yok, ben sinirli bir insan değilim normalde. Zaten buradan çok güzel gözüküyorsunuz. Lütfen yanlış da anlamayın. Yo, neden yanlış anlayayım? Teşekkür ederim, çok kibarsınız. Çok teşekkür ediyorum, o sizin kibarlığınız. Oğlum, balık satma yerine nereden gidiyorduk ya? Hatırlamıyorum. Konuşamadım. Güzel güzel ya, yeni oyuncular keyifli. Eski kullanılır. Arkadaşlar, şöyle... Çok güzel araba kullanıyorsunuz bu arada. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Siz bir de benim altımda hızlı araba görün. Öyle mi? Çok iddialısınız. Evet evet. Benim henüz bu şehirde ehliyetim bile yok. Onu nereden alabilirim? Bilginiz var mı? İsterseniz sizi balık restoranından sonra ehliyet almaya götürebilirim. Öyle yapalım o zaman. Çok iyi olur. Olur olur. Biz kazanıyoruz arkadaşlar. Polisler. Polisleri sever misiniz? Polisleri severim tabii ki de. Bizim can güvenliğimizi koruyan gardiyanlarımız onlar bizim, değil mi? Kesinlikle, ben de bayılırım. Hatta abim polis. Öyle mi? Ne kadar güzel bir tesadüf. Kaç yıldır polis? Yani yılını bilmiyorum. Teğmen işte. Teğmen bir de. Harika. Çok başarılı. Bu şehirde mi peki kendisi? Evet evet, burada Tarkan ismi. Tarkan Bey, tanışmadım. Gerçi ben karakola uğramadım. Doğrudur. İyi dediniz. Ben de sizinle işimi bitirdikten sonra karakola gideyim. Çok harika. Normalde günlük ziyaret ederim. Oğlum, ben bu arada ezbere gidiyorum. Farkında mısınız? Tarkan Bey'le bir günde biz de tanışırız. Tanışırsanız söyleyin beni. Tabii söyleyeceğim. Bayan Mia ile beraber işte taksi... Ya biliyor zaten herhalde mesleğinizi, değil mi? Çok emin değilim bildiğinden. Pekala. Oğlum doğru gidiyoruz hep de yanlış gidiyoruz galiba. Söylemeyeyim. Doğru gidiyormuşuz. Yo, söylerim ben şimdi. Gideceğim yanına. Tamamdır. Evet, burası balık restoranımız. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da beni ehliyete bırakacaksınız sanırsam. Bir kapıdan bir uğrayıp hemen geleceğim. Tabii ki, buyurun. Pekala. Samet Prime'la 4. ayını kutlamış. Kim bak bu demiş. Hemide 4. ayını kutlamış. Yunus 6. ayını kutlamış. Alkadras 10 bit göndermiş. Suanga Prime'la abone olmuş.
Hasan Alkan Prime abone olmuş. Arada Alkadraz bir dünya bit göndermiş. Bir yere üçüncü elini kutlamış. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bakamıyorum. Ne olur ne olur bana kızmayın. Taksim'de devam etsin oğlum. Sussanıza. Gidiş parası açmadık. Tamamdır. Bir ehliyete bırakabilirsiniz beni. Çok sevinirim. Tabii ki. Kemerimizi de takalım. Tabii, kemer çok önemli. Bizi aslında hayata tutan itemlardan bir tanesi gerçekten de. Bir benzinliğe uğramamda sakınca olur mu? Yok yok, olur mu? Hiç problem değil. Teşekkür ederim. Yoksa yolda kalacağız. Evet, İbre'ye ben de bir göz attım. Bayağı bir azalmış. Yoğunluktandır bu. Yok, çok fazla yakıyor arabalar. Öyle mi? Hı hı. Uzata uzata da götürürüm ya. Mia'da yürüyor mu? Anlayamadım. Taksimetreyi durdurayım bir saniye. Benim inmeme gerek var mı Bayan Mia? Yo yo, hiç gerek yok. Tamamdır. Durdurdum durdurdum. Evet, hafif darlığını verdik. Abone moduna geçtik. Yapmayın arkadaşlar. Şöyle tatlış tatlış şey yapalım. Neye yürüyorum ben anlayamadım. Ha, Mia karakteriyle adama mı yürüyormuşum ben? Allah Allah. Yürüyorsun diyorlar. Aynen. Hiç sinirlenmeyeceğim. Asla, asla, asla. Oğlum benzer çok para gidiyor gibi ya. Taksi sizin mi yoksa bir durağa mı bağlısınız Bayamiya? Durağa bağlayayım. Ha, pekala. Beklettim, kusura bakmayın lütfen. Hiç problem değil, olur mu lütfen? Ben de ufak bir telefon görüşmesi. Tabii. Oğlum size bir şey söyleyeyim Atilla mi? Atilla Bey merhaba. Konya'dan daha iyi biliyorum her şeyi. Los Santos'u. Evet. Çok kötü. Maalesef ki Kongardato ilan edilmiş. Evet, farkındayım ben de. Özlemiş misiniz ha cidden RP'yi? Konuyla alakalı gereken bütün görüşmeleri yapacağım, merak etmeyin. Tamamdır, çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Uzata uzata gidiyorum ya bir de. Birden fırlıyorlar. Evet, ben de biraz dikkatsiz olabilirim. Yok yok, olur mu? Hiç problem değil. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan IBAN numaranızı alabilir miyim? Hemen söylüyorum. 4277. Ne kadardı ücretim? Bir göz atayım. 286. Şöyle buyurun. Hemen kontrol ediyorum. Tamamdır. Aa, değil mi? Fazla göndermişsiniz ama. Ya problem değil. Şimdi hiç sıkıntı değil. Çok teşekkür ederim. Emeğinizin karşılığı olarak naçizane kabul ederseniz çok memnun olurum. Çok kibarsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen görüşürüz. Kendinize bye dikkatli bye. Bakın. Görüşmek üzere. Oğlum. Bizim dörtlerimiz niye yanıyor? Onlar falan nasıl kapanıyordu lan? Hiç hatırlamıyorum ha.
Param 6K var. Nasıl gidiyoruz? Not alıyor musunuz? Ne kadar kazandığımızı? 818. Taksi lazım mı? Tarkan kazanmıştır para. Aa, departmana uğrayacaktık. Oo. Departman. PDX çektik, hatırladım. Oğlum bu... Kapandı mı dörtlüler? Oğlum departmanda gene kimse yok galiba ya. Tarkan'dan bir araç keselim. Merhabalar. Tarkan'la görüşecektim. Tarkan Tarkanoğlu. Teğmen. Yok mu burada? Arkaya bakayım mı? Peki. Hop, kapalı. Ya şöyle, dün karşılaşmadığımız o kadar fazla kişi var ki. Tarkan'ın numarası yok bende. Ya şöyle göstereyim size telefon şeyimi, rehberimi. Kişiler nerede? Kişiler bu kadar. Uraz var, Şahap var, Su var, Sarı var, Liza var, Jessica var, İz var, İlker var, İbiş var, Eylül var, Bünyem var, Ayaz bu otel şeysi. Altan var, Ares var. Ares bizim Ares zaten. Bana bir mesaj gelmişti. Ben mesajlara falan bakma. Tamam, Sümeyye şey yapmış, Burak mesaj atmış, onların hepsini kaydetmek lazım. Zübeyir. Alo? Yanlış aradım, yanlış aradım. Hiç önemli değil. Önemli değil, bay bay. Telefonu kullanmaya alışamadım daha. Karanlık sokaklar... Bu kim lan? Polis mi? Purpur? Mia? Selam, naber? İyi, sen? Ben de teşekkür ederim. Abime bakmaya geldim ama yok galiba. Az önce sanırım buradaydı. Ha, ama gel. Ben kıyafet almaya gittim. Sonra nereye gitti bilmiyorum. Şimdi ben sana numaramı versem. Ben alamam şu an. Alalım. Telefonumu daha satın almadım. Götüreyim mi? Yok, daha oradan alacaklarım var benim. Anca. O zaman görüşürüz. Bir bakayım istiyorsan. Yok, girdim baktım, içeride yok. Sen ama söylersin ya, sana gelmiş tamam. Diye. Tamam, görürsem söylerim. Tamam, hadi görüşürüz, bay bay. Bay bay. Götüreyim mi? Benim kendi telefonuma çok fazla mesaj geliyor. Aa, annem izliyor. Ya annem hala hesap açacağım ya. Annem izliyor. Anneciğim selam. Ulan kadın var ya, hesabı yok, chat'e yazamıyor da. Anneciğim kocaman kalp. Plepler sizdir de kocaman kalp öyle. Yo yo, şu an chat çok tatlı gidiyor. Ben çok şeyim. Ben çok mutluyum. Tatlıyız. Anneciğim kocaman kalp. Evet chat, nefes alsın. Böyle bir derin nefes çekin. Evet, bir şeyin önüne yatalım artık. Neydi onun adı? Ya bizim çok acil telsize ihtiyacımız var. Aşırı telsize ihtiyacımız var. Oğlum araba olmuşlar lan. Mia hanımefendi. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hatırladınız değil mi?
Niye oğlum? Ayaz'dı galiba değil mi? Ares? Evet evet. Ne yapıyorsun bacım? Taksicilik yapıyorum, sen ne yapıyorsun? İyi, nasıl gidiyor? İyi gidiyor ya. Ama benzin çok pahalı. Sorma ya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım aynı. Ha, Uraz gene yaralı ceylan gibi sekiyor. Araba çarptı. Geçmiş olsun. Dokundurdu kıçtan. Taksi lazım mı? Taksi lazımdır abi. Taksi lazım mı abi? Bu arada harbiden lazım taksi. Nereye, kısa mesafe mi, uzun mesafe mi? Balığa ne kadar götürüyorsun? Balığa ne kadar yazarsa. Evet, ne kadar evet. Yazıyor yani ortalama? Ya şimdi şöyle, genelde benim müşterilerim giderken bir yerlere uğramak istiyorlar. İşte atıyorum onun fabrikasına gitmek istiyorlar falan filan. 400-500 tutuyor. Ama onları gezdiriyorum. Dediğim gibi başka yerlere... Hayır, başka yerlere gitmek istiyorlar. İşte diyor ki iş kura gitsin. Mi ya? Teşekkür ederim. Evet. Bana kaç olur? Sana kaç olur? 700-800'den diyor. Yani sen benim arkadaşım olduğuna göre beni mağdur etmemek için bir ortaya 2000 atarsın diye tahmin ediyorum. Haklı diyorum. Ben bu ablayı da sevdim. Ablacığım, sizin evet. Oranınızı alabilir miyim? Gel. Taksi için. Taksi için. Şey de var bu, verdim gitti de var. Vereyim ama. Bakayım. Abla bir şey soracağım. Evet evet. Mükremin Bey burada mı şu anda? Yok, Muko dinleniyor. Yok, o dinlenmeye gitmiş Yavuz. Dinliyorum. Hemen söylüyorum. Tamam o zaman. Hadi bakalım. 818-912. İsim neydi? Mia. Çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. Ama isminizi ben öğrenseydim daha fazla memnun olabilirdim. Bezo. Bezo. Şimdi senin bodrumlar vardı değil mi? Hı? Hmm. Aa, onları bak atla taksiye. Bir Mia'yla o işi bir çözüp gelin. Gidelim o zaman. Buyurun. Müsaitsin değil mi? Müsaitim, müsaitim. Ares görüşürüz. Biraz beni de atsanıza lan. Odun'a mı gideceksin? He ya. Hadi. Odun salattı kalma. Niye oğlum? GPS seni işaretleyebilir misiniz acaba? Tabii ya. Hah, sıfırladım taksimetremi. T'ye buraya ama o yoldan gidersek sıkıntı. Ben ayarlayacağım. Yandık. Neden? 2000 dolar diyordun Uraz'a. Şu yoldan gitmemiz daha makul. Yo, şeyden gideceğim işte, otobandan çıkacağım buradan. Odun fabrikasına gitmeyecek miyiz? Ha tamam, o da olur. Ha şuradan dümdüz çıkıp gideceğim. Uraz ekmek aşe. Uraz bak, akşama bir yere kaybolma ha. Harbiden ha. Neden? Kardeşim. Lan röportaj yapacağım dedim ya. Doğru. Röportaj mı? Evet. Kaç kişiyle yapacaksın ya? Aksinin röportajlarına benziyormuş. Ya. O puşta soruları ben hazırlıyordum zaten. Ekmeğimi yedi, hiç para bile vermedi Dümbük. Aksi hakkında doğru konuş pezevenk. Harbiden bu arada ya. Kuzenimle nasıl konuşacağım sana soracağım. Ölmüş adamın arkasında. Eve soracaksın. Aksel bizim arkadaşımızdı. Benim de kuzenim. Bu bizi bağlar mı? Bağlaması lazım. Akrabamız. Biz seni tanımıyoruz. Aksel'i tanıyoruz. Aynen öyle. Bizim problem değil. Bizim problemimiz hiç değil. Aynen öyle. Bizim problemimiz hiç değil. Size akşam sorarım. Nasıl sorular soruyorsun? İşte Aksel'inkinin... Orası çocuğun soruları dedi bana. Bir şey söyleyeceğim. Aksel'in sorduğu soruları sen mi hazırlıyordun? Evet. Uraz, bir gün röportaj yapıyoruz Sarı'yla beraber. Ya! Evet. Şöyle bir soru sordu. Bak, şöyle bir soru sordu. Sevişirken hangi pozisyon... Bu ne yani? Böyle bu soru yani... Ya da saçma. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Mia. Efendim? Herkese alanına göre bir şey sorsunlar. O soru benim sorum. Zaten adamına göre ben soru hazırlıyorum artık. Ne? Mesela yeni bir içerik yapıyorum, yatak odası muhabbetleri diye. Pijamalarla yatak odasıyla röportaj yapıyorum. Pijama. Testler falan var. Aynen. Mesela aynen. Mesela eşiniz sizi ne kadar iyi tanıyor gibisinde. Aynen. Saruya da ne giydirirsin var ya pijama. Röportaj evet, yaparken. Pijaması sevmiyor yatarken. Ya o tarz programlar çekmiyorum ben abla, aman diyeyim. Ya anne izleme buraları, ne olur ya. Sen ne zamandan beri taksicisin ya? Ben mi? Şimdi normalde biz... Yeni düştü benim canım. Dur şimdi normalde ben taksici değilim. Biliyorsun Muko taksici bizim. Ha sen yardım. Sonra bu evet bu kriz mriz muhabbetleri oldu ya. Ha, Saru, ben, ondan sonra Altan, Eylül.
Efecan, Beço, yardım ediyoruz Muko'ya. Mesela Muko çok yoruldu, dinleniyor, biz çıkıyoruz şimdi. Muko var ya, Muko bitmiş Hı-hı. çocuk ya. Evet, evet, kaç saat direksiyon salladı. Aa, telefon. Efendim? Çok yoğun bir müşteri var. Ben sana konum atsam buradan alabilir misin? Neresi? Balık satışın orası. Toprak yola girmeden. Şimdi şöyle, satışın mı, balığın mı? Balık, pardon. Balık. Şimdi şöyle, ben kasabaya gidiyorum. Müşterilerim var. Odun fabrikasına götürüyorum. Onları muhtemelen geri götüreceğim şeye. Ama ondan sonra hala taksiye ihtiyaçlar olursa giderim. Bak şimdi sen bu odunları şey yaptın. Kesmeye gönderdin ama almadın değil mi paketi? Benim de müşterilerim var. Şimdi aldım. Evet. 3 kişi. Bravo. Daha fazlasını alamıyorum. Ben de, aynen. Ben de şimdi 3 kişi şeye götürüyorum. Odun fabrikasına götürüyorum. Anladım. Tamam. Tamam. Gene haberleşiriz. Ben bundan sonra şehre söyledim. Döneceğim. Hala orada olurlarsa gider alırım. Tamam, iyi. Hadi görüşürüz. Uraz o kadar fazla yoğun ki. Allah kolaylık versin. Şey varsa, gerek varsa haber et de atarım ben de. Söylerim. Çekinmem yani direksiyon sallamak. Zaten bütün gün boş boş geziniyorum. Çok da boş gezinmiyor gibisin de neyse. Ne alakası var şimdi? Ne alakası var? Yok ben... Sen niye şey yaptın ki? Sen niye öyle bir yükseldin ki Uraz'ı ya? Ha, niye yükseldin ki yani? Ben de çok boş gezmiyorsun diye. Sen bu kadınlardan korkuyor. Ben ağzımı kapıyorum. Neden? Öyle. Rahmetli babamın bir lafı vardı. Mia. Ne diyordu? Kadından korkmayan Allah'tan korkmaz diyordu. Aa. Güzel. O derece mi? O derece. Çok korkardı da rahmetli. Şimdi ben odunun içine çok fazla giremiyorum. Evet. Şu köşesinde duracağım, haberiniz olsun. Tamam. Tamam. Bizi bir bekle de. Beklerim. Hadi yabancı değilsin, beklerken taksimetreyi kapatacağım. Ha, istersen kapat onu, para senin cebine girdikten sonra bırak yazsın. Vay. Burası sen dünden böyle beri bayağı bonkörsün de o arabayı alamayacaksın gibi sen böyle gidersin. Bekliyorum. En fazla 10.000 dağıttık. Hemen geliyorum. 10.000 mi dağıttı? 10.000'den fazla dağıtmış olabilir. Bir de bana diyor ki, neyse. Pink taksi buyurun. İyi günler. Motel Mango'ya bir taksi. Şu an kasaba tarafındayım. Oradan sonra motele geleceğim. Eğer hala ihtiyacınız olursa gittiğiniz yere götürebilirim. Tamamdır. Pekala. Görüşmek üzere. Bay bay. Günler. Pink taksinin onu koyayım. Ay merhaba, Pink Taksi. Telefon sesi neden mi gelmiyor? Ali abla, annem var, küfür etme. Yansın 19 bitik göndermiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Benim size gelen, ha, sağ kulaktan. Şimdi şöyle hani sağ kulağımı tutuyorum ya telefonu. Doğru lan, taksimetreyi açacağım, bana ne ya? Aç bakayım. Donate'ini okumadım. Donate'lere bakmadım. Hemen bakayım. Alertler bozuk galiba. Hemen bakıyorum. Kusura bakmayın. Bakamıyorum. Evet. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Taksi için aramıştım ama doğru mu aradım? Doğru aradınız. Evet, Pink Taksi. Ben Mia. Bu balık, bir balıkçı beyefendi var. Onun orada bir toprak yol var. O köşede bekliyorum da. Şurada çok kişi var. Onlar taksi çağırdı ama 3 kişiler. Sanırım taksi daha fazlasını almıyormuş. Şimdi ben şöyle, benim 3 tane müşterim var. Kasaba tarafındayım ben de. Onları şehre götüreceğim. Ondan sonra tekrar bir arayın isterseniz ya da ben sizi arayayım. Olur, şöyle, oradan ben balıkları sattıktan sonra hastaneye gideceğim. İsmim Charles Silverberry, psikiyatristim. Oraya da bir denkliğimi saydırmam gerekiyor. Ben burada beklerim, sorun değil. Tam bu köşede bekleyeceğim, müsait olduğunuzda gelin. Pekala. Siz ama taksi bulacak olursanız beni arayın, boşuna gelmeyeyim, olur mu? Tamam, peki. Görüşmek üzere, bay bay. Ben burada bekliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Onun
Ne yapacağız ya? Alper hani iktidara gönderdi. Alper galiba yön tuşlarıyla kabınıyor. Sağ tırlara tuş. Teşekkür ederim. Ovix 1 TL göndermiş. Biraz komik anlar yap. Kayıt alacağım demiş. Komiklik şakalar mı yapayım istiyorsun? Anlamadım. Olur ya. Komiklikler, şakalar. Taksiciye arayayım da. Pink taksi buldun. Çok özür diliyorum. Daha bir arkadaş geldi de. Şimdi tanıştık. O beni şehre kadar bırakıyor. Gelmenize gerek kalmadı hanımefendi. Teşekkür ederim. Hiç sıkıntı değil. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Psikiyatrist. Psikoloğa görünürüz. Yaren yazacaktım. Yaren yazacaktım. Yaren yazacaktım. Bizim net olarak şeye ihtiyacımız var. Telsize çok fazla ihtiyacımız var. Arkadaşlar lag yok bu geri sarma muhabbeti sanırım. Ya bu arada ben kapatacağım abi ya. Aa yok kapatmayacağım. Kaç tane müşteri kaçırdım. Taksi durağı bize neden telsiz vermedi? Telsiz kaç para biliyor musunuz? Akşam sarıyla oynayacak sabah. Yani oyunda olursak, yani denk gelirsek oynarız dedin oynamayalım. Karanlık sokaklar. 8K mı? Şimdi bir dakika. Bizim kaç paramız var arkadaşlarım? 6350. Bizim paramız yok. 8400 mü? Vermem. Yok yok vermem. Böyle idare ederiz ya. Böyle idare ederiz. Oğlum bunlar... Bırak kitler mi lan beni? Benzin bitiyor oğlum, ben kapatıyorum. Paramıza ne oldu? Şimdi 15.000 parayla başladık biliyorsunuz ki. 15.000'den sonra şey yaptık, ne derler ona? Telefon aldık. 9.000'e telefon aldık. Geri kalan paramız duruyor. Benzin gitmiyor muydu? Şimdi baktığınız zaman biz normal taksici değiliz. Yardım ediyoruz Muko'ya. WhatsApp grubu. Mesela Akın numarası bende yok. Abla departmana bir git istersen. Neden? Lan! Şu binip şuna gitmişler düşünsenize. Oturur ağlarım cidden ya. Yani cidden oturup ağlarım beni burada bırakıp giderlerse. Plepleri bir şey yapalım mı? Açalım mı? Ne diyorsunuz? Plepler bir nefes alsınlar. Toksik yok gibi. Bu arada şunu söyleyeceğim modlar. Çok aşırı toksikliğin olursa şey yapabilirsiniz. Banlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Selamlar, selamlar, selamlar. Oğlum bak. Uraz bana yapmaz bu arada. Yapıyormuştum kaçmış.
Alo. Bitmedi mi işiniz? Bir dakika sonra bitiyor. Pekala, bekliyorum. Tamam. Oğlum Uraz yapmaz ya. Başkası olsa belki de. Ulan ben kapatacağım taksimetreyi bu arada. Kapadım ya. Uraz dolat. Uraz dolandırmaz ya. Yok dolandırmaz. Uraz BFF ya. Yapmaz öyle şeyler. Telefon konuşmasının sesi... Ama şey ya, normalde de telefonlarda öyle değil midir? Müşteri kaçırdım bir sürü. Onu söyleyeceğim. Çok müşteri kaçırdım diyeceğim. Ares'le soygun yapmak istiyorum bu arada. Artık geçen seneki gibi değil. Farklı gruplar birbirleriyle paslaşarak iş yapabiliyorlar. Bunu yapmak istiyorum. Ondan sonra başka. Bilmiyorum ya, hani böyle bir rol planı vesaire falan filan şey yapmadık, ne derler ona. Planlamadık. Bakalım bir şeyler yaparız. Ya bunun soygun süperdi. Geçen gün test serverında dolaşırken polisten ya bir soygun planı daha yaptım. Bir soygun planı yaptım arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi Sarı öyle yap diyorsunuz da bilmiyorum, Sarı öyle işlere girer mi artık? Mia'nın sicilinde, bir şey söyleyeyim mi? Mia'nın sicilinde gram hiçbir şey yoktu. Yaren canlandırıyor. Soygun falan yapılmıyor şu an. Bir hafta yasak var diyebiliyorum. Hack hakkında hiçbir şeyim yok, fikrim yok.